Evet arkadaşlar, dün sizler için yani samimi tayfa için Bolu'daydık. Şimdi de Kırıkkale'deyiz. Öz Yıldız dinleme testlerindeyiz. Arkadaşlar şimdi de Sorgun'dayız. Sivas Otogarı'na saat 8.30'da gelmiş bulunmaktayız. Alışkan dinleme testi Sivas'ı geçtik. Türkiye'nin en doğusuna geldik ve Erzurum'u geçtikten sonra Efendioğlu dinleme testlerindeyiz. 18.900 nüfuslu Kars Kağızman merkezindeyiz. Kağızman'a gelecek olan arkadaşlarımıza şu uyarıyı yapmak isteriz. Nihayet 4 minareli Iğdır Merkez Camii'nin yanına geldik arkadaşlar. Dün sizler için yani samimi tayfa için Bolu'daydık. Bugünse size bir sürpriz yaptım ve 19 saat sürecek olan otobüs yolculuğuna başlıyorum. Ne için biliyor musunuz? Iğdır'ın en güzel yemeklerini tadarak sizlere samimi mutfak tayfası için, samimi mutfak kanalına özel bir çekim yapmak için yollara çıkıyorum. Takipte kalın. Bakın arkadaşlar nelerle karşılaşacaksınız. Ankara Otogarı'ndayız. Birazdan araca geçiyoruz. İşte dostlar, otobüs yolculuğunun da en samimi tarafı budur. Orada bekleyenler ve size el sallayanlar. Evet arkadaşlar, gurme çekimleri için çıktığımız yolda şimdi de Kırıkkale'deyiz. Evet arkadaşlar, 19 saat sürecek olan Iğdır yolculuğumuzun ilk 2 saatini tamamladık. Öz Yıldız dinlenme tesislerindeyiz. Kırıkkale'yi geçtik ve yolculuğumuz devam ediyor. Arkadaşlar şimdi de Sorgun'dayız. Arkadaşlar saat 8.30 ve Sivas'tayız. Sabah 10.30'da Ankara'dan çıktığımız lezzet yolculuğunda Sivas Otogarı'na saat 8.30'da gelmiş bulunmaktayız. Yolculuğumuz devam ediyor. Tahminen 21 saatlik bir yolculuk. Lezzet peşinde samimi mutfak gurme serisini takip etmeye devam edin arkadaşlar. İşte gördüğünüz şu istikamette de Sivas Otogarı'nın çaprazında ünlü Sivas spor sahası yer alıyor. Saat 22.22, tam 22.22'de Kızıldağ mevkiinde Alışkan dinlenme tesisine geldik. Lezzet yolculuğu devam ediyor. Şöyle bir bakalım arkadaşlar, Kızıldağ Alışkan dinlenme tesisi Sivas'ı geçtik ve saat tam 22.22'de buraya geldik. Lezzet yolculuğumuz devam ediyor. Sizlere söz verdiğimiz gibi 21 saat süren Bolu'dan Iğdır'a olan lezzet yolculuğumuz devam ediyor arkadaşlar. 21 saattir yolda olacağız ve bu 21 saatin sonunda bakalım sizi hangi merkezde, hangi yemek yenilen yerde karşılayacağız. Evet arkadaşlar, saat 12.15 ve Erzincan'ı geçiyoruz.
Arkadaşlar Bolu'dan çıktığımız yolculuğumuzda adım adım sizlere 20 küsür saatlik bir yolculuğun karelerini çekiyoruz. Erzurum'u geçtik. Neredeyiz? Şu anda tam gözükmüyor ama Efendioğlu dinlenme tesislerindeyiz. Erzurum'u geçtikten hemen sonra bu dinlenme tesisindeyiz. Saatlerimiz 2 küsür 2.45 gibi görmüştüm. Az önce sizin için de çekim yapmıştım. Evet, Iğdır'ın lezzetlerini tatmak üzere arkadaşlar. Türkiye'nin bir ucundan en batısından Türkiye'nin en doğusuna, ucuna doğru yolculuğumuz sürüyor ve Efendioğlu dinlenme tesislerine geldik. Şu anda 2,5-3 saat gibi bir süre kaldı Iğdır'a ve Iğdır'da çekimlerimizi de bir sonraki partta sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Öz Efendioğlu dinlenme tesislerinde çorbamızı aldık, oturduk, bir tadına bakalım dedik ama bunu söylemeden geçemeyeceğim. Gerçekten dinlenme tesislerinde yediğim en güzel, en hoş çorbalardan bir tanesi. O yüzden kardeşimize teşekkür ediyoruz. Kardeşim çorba çok lezzetliydi. İçinde özellikle taze et kullanmışsınız, öyle şey değil. Öyle bir hani yol güzergahlarındaki gibi genellikle değil. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, sabahın ilk ışıkları, saat 4.28. Meşhur Kazman yolundayız. Yol dar ve tek şerit. Şu şekilde de görebiliriz. Yolculuğumuz Kazman'a doğru devam ediyor.
arkadaşlar Kazman yolunda. Birbirinden güzel manzaralar var. Birlikteyiz. Arkadaşlar sabahın ilk ışıkları doğuyor ve Kazman'a 10 kilometre kaldı. Arkadaşlar saatimiz 5:05 geçiyor ve işte meşhur Kazman'a geldik. Evlerin hepsi aynı tip. Niye böyle olduğunu bilmiyoruz. Arkadaşlar bir bilgi edindik bu bölgede yaşayan arkadaşlarımızdan. Önce heyelan olmadan önce bu dağın öbür tarafındaymış. Ve devlet tarafından yaptırılan bu evlere köy bu tarafa doğru taşınmış. Evet. Havasının çok güzel ve temiz olduğunu öğrendik. Bakın evlerin hepsi aynı tip. Memleketimize bir daha deprem görmesin inşallah. Nihayet sabah oldu. 18.900 nüfuslu Kars Kazman merkezindeyiz. Lezzet yolculuğumuz devam ediyor. Ancak Kazman'a gelecek olan arkadaşlarımıza şu uyarıyı yapmak isteriz. Yollarda sık sık hayvanlar çıkabiliyor. Köpekler de yola çıkabiliyor. Yollar dar, engebeli, virajlı ve toprak kayması olabilen yerler var. Buraya kendi şahsi aracınızla gelecekseniz bu önlemleri alarak dikkat etmeniz gerektiğini ve yolların tek şerit olduğunu, özellikle Erzurum'dan sonra yollarda ciddi dikkatli davranmanız gerektiğini hatırlatırız. Evet arkadaşlar, Kazman'dan ayrıldık ve muhteşem manzaralarla Iğdır'a doğru devam ediyoruz. Iğdır'a giderken arkadaşlar bu şekilde akarsuların önünü kapatarak hidroelektrik enerjisinden de faydalanmaya çalışılmış. Ama bölge insandan edindiğimiz bilgiye göre de maalesef Iğdır'a gelen su miktarı azaldığı için bakın aşağıdan çok rahat bir şekilde görünebiliyor. Iğdır'ın şu anda en önemli sorunlarından bir tanesi maalesef su, içme suyu sorunu ve altyapı sorunu olarak öğrenmiş bulunuyoruz. Evet arkadaşlar, ülkemizin, cennet ülkemizin cennet köşelerinden bir tanesi olan Iğdır'a çok yaklaştık ama o kadar güzel bir manzara var ki şu gördüğünüz istikamette ileride Iğdır'ın havaalanı var. Burada da şöyle çok güzel bir dağ manzarası ve ovanın eşliğinde Iğdır merkeze doğru gidiyoruz. Burası artık bereketli toprakların, su isteyen toprakların olduğu alanlar. Iğdır zaten mikroklima iklim bölgesine giriyor ve pamuğuyla ünlü. Tabii şu anda ne durumda yetiştiriliyor onu tam bilemiyoruz ama doğal olarak doğal bir ovanın üzerinde yer alan bir şehir. Evet, manzarayı çok güzel bir şekilde dağ manzarasını
rahatlıkla sizin için çekiyoruz. Iğdır Merkez Camii'nin yanına geldik arkadaşlar. Şimdi bir abimizle tanıştık. Burada bizi bekliyor. Hemen lezzet durağımıza doğru hareket ediyoruz. İkinci partımızda Iğdır, part 2'de Iğdır'ın lezzet bölgesinde çekimlerimizi sizlerle paylaşacağız. Pamuğuyla meşhur olan Iğdır, düz bir ovada kurulmuş bir şehir. Şöyle baktığımız zaman arka tarafa doğru Iğdır'ın merkezine doğru giden yolu görüyoruz. Ve buralarda arkadaşlar şu an çok erken saatler olduğu için hala hayat başlamamış. İkinci partımızda lezzet durağımızı sizlere tanıtacağız. Bizden ayrılmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Evet sevgili dostlar. Dün saat 10.30'da Bolu'da çıktığımız yolculuğumuza Köroğlu'nun kadim memleketinden ayrılarak Iğdır'da, Iğdır Valiliğinin önünde ve Iğdır Merkez Camii'nin altında bakın şu güzel manzarada sizlere merhaba dedik. Bu partımızın artık sonuna geldik. Çünkü ikinci partta Iğdır'daki saklı kalmış lezzetleri ve Iğdır'ın en güzel restorantında gurme ziyaretimizi tamamlayıp sizle paylaşacağız. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. İkinci partta muhteşem lezzetler ve muhteşem bir restoran sizi bekliyor. Iğdır sokaklarından tüm samimi tayfaya selamlar. Part 1 sizin için gelsin. Yolculuk anılarımız ve yolculuk maceralarımızı çok güzel bir şekilde izleyebilirsiniz. Hadi eyvallah.